Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyunumuz var. Offroad Mekanik Simülatör'ün demosu yayınlandı. İlk iş demosu yayınlandı. Proloji olarak geçiyor. Steam'de bulabilirsiniz oyunu. Ben yine videonun yorumlarına sabitlerim. Ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz demo olduğu için. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Kısa demolar gibi değil, biraz uzun sürüyor. Ben oynadım, baştan sona oynadım hatta. Yalnız şöyle bir sıkıntısı var. Türkçe dil seçeneği yok. Türkçe dil seçeneği olmadığı için İngilizce olarak oynayabiliyoruz ya da başka diller biliyorsanız bunu Almanca, Portekizce, İspanyolca, Çince vesaire yapabilirsiniz. Ayarlar bölümü bu kadar. Grafik bölümü bu kadar gördüğünüz gibi. Ses bölümü bu kadar. Çok yüksek seste geliyor, bilginiz olsun. Müziği sonuna kadar kapattım ben. Açabilirsiniz ama telif olabiliyor. O yüzden videolara ben kesinlikle eklemiyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Kontrol bölümü burada detaylı bir şekilde var. Ayarlarınızı dilediğiniz gibi yapılandırabiliyorsunuz. Ve kayıt da var. Bakın play'e bastığınız zaman, bakın benim burada bir kaydım var. İsterseniz 4 tane kayıt slotu var. Demo olsa da oyun kaydoluyor. Yani oyundan çıktığınız zaman daha sonra girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Demonun en güzel özelliği bu. Diğer demo oyunlarda bu olmuyor. Kar mekanik oyununun hemen hemen aynısı. Offroad mekanik bir de. Offroad araçlarını tamir ediyorsunuz ama teste de giriyorsunuz. Kar mekanikte de var test ama bunun testi daha böyle farklı. Bildiğiniz offroad yapıyorsunuz çünkü. Bunun testi daha güzel bence. Şimdi bu kaydı siliyorum. Tamamen yeni bir oyuna hemen giriş yapıyoruz. 15.000 bir parayla başlatıyor bizi. Grafikleri falan güzel. Ama offroad alanındaki grafikler biraz garip gözüküyor. Hava da biraz karanlık olduğu için öyle gözüküyor belki. Şimdi böyle bir atölyemiz var. Şöyle göstereyim. Şu alan da sonradan açılıyor. Kendiniz açıyorsunuz onu. Yine liftimiz var burada. İkinci bir lift yapabiliyorsunuz. Bu şekilde işte yıkama yeri, temizlik yeri falan var. Burada garaj yerleri falan oluyor. Ama bunlar tam sürümde olacak. 2023'ün ikinci çeyreğinde çıkacağı söyleniyor Steam'de. Şimdilik teklifle bu kadar. Şuradan hemen maillere girmemizi istiyor bizim. Hemen şöyle mailimize girerim. İlk mailimiz, kabul ediyoruz. İngilizce olduğu için çok detaylara girmiyorum. Şimdi böyle bir aracımız var. Hemen geliyoruz. Üstüne tıkladık abi. Şimdi öncelikle yukarıda görüyorsunuz. Zaten sağ tarafta to do list var. Yani yapılacaklar listesi var burada. 4 lastik, işte front, yani ön damper, arka damper dediği olaylar. Diskler, misler, fren kaliperleri, bunların hepsi değişecek ama öncelikle bunları bizden sökmemizi istiyor. Bildiğiniz kar mekanik mantığı. Aynı sistemle yapıyorsunuz işleri. Hatta R tuşuna basıp şöyle neylerin değişeceğini de burada görebiliyorsunuz. Baya baya değişecek şeyler var. Hem ön hem arka. Baya fazla değişecek yani. Burada hepsini bizlere gösteriyor. Şimdi hemen şunları başlayalım sökmeye. Biraz uzun sürer. Belki iki bölüm yaparım oyunu. Allah'tan kayıt var. Bu tarz demo oyunlarda uzun olduğunda, kayıt olmadığı zaman bir de ikinci bölümü çekeceğim zaman, şimdi oyunu kapatıyorum. Daha sonra birkaç gün sonra yeniden çekeceğim zaman mecburen videoyu bitirdiğim yere kadar sıfırdan oynamam gerekiyor. Hadi bu sefer bu da benim canımı sıkıyor. Ulan oyna oyna, aynısını bir daha oynuyorum falan böyle. Bu da biraz sıkıntı oluyor. Oyunun sesini biraz daha açalım mı? Şuradan şöyle 45 yapalım. Hemen hızlıca sökülecekleri sökelim. Sonra yenilerini alacağız bunların. Belli bir bütçemiz var zaten. Sağ taraftaki
to do liste zaten görüyorsunuz. Değişecek olan şeyleri bizlere gösteriyor. Hemen şurada şuraya da gelelim. Kaliberler. Bunları sökmemize gerek yoktu galiba. Biz sanki fazladan söküyoruz şu anda. Evet, bunları sökmemize gerek yoktu ki abi. Biz niye onları söktük? Değişik olan şeyler bunlar özellikle zaten. Tamam. Arkalar var. Arkaları halledelim. Test olayı detaylı. Bayağı bildiğiniz şey yapıyorsunuz. Diferansiyel kilidini falan kendiniz hallediyorsunuz. 4x'ya takıyorsunuz falan. Oğlum bunları çıkartmamıza gerek var mıydı ya? Tamam. Evet ya. Biz ön tarafta diskleri misleri falan fazladan çıkarttık. Çünkü disk değiştirmeyeceğiz ki biz. Kaliperler değişecek. Biz biraz fazla malzeme çıkarttık burada. Geri takacağız bir de onları. Şimdi burası tamam. Şimdi bilgisayara gitmemizi istiyor. Satın almamızı istiyor. Biraz daha yükseltelim aracımız. Şuradan hemen. Şimdi araçların lisansı yok. Nissan yazıyor o yüzden. Hemen şöyle basic parts'a gelelim. Şimdi ne yazıyormuş? Rim. Şöyle Rims'e gelelim. Nissan Watcher Flex. Nissan'a gelelim. Nissan Watcher Flex. Nissan Watcher Flex. 4 tane bundan abi. Lastiklere gelelim. Tires. Neymiş? Add on wheels. Değil mi? Tire add on wheels. Okay. 4 tane bundan aldık. Şimdi fren. Kaliper buraya yazıp arayabiliyoruz bu arada. Fren çok böyle liste olduğu için buradan daha kolay yapıyoruz. Şimdi Nissan orijinal brake kaliper. 4 tane. Tamam. Damper. Şimdi Nissan yine. Damper hem ön hem arka alacağız. O yüzden 2 ön 2 arka olacak şekilde aldık. Spring. Hemen gelelim amortisörlere. Yani Nissan Watcher o orijinal. Nerede Nissan bizim? Heh. Hem ön hem arka alacağız o zaman yine. Evet, şöyle 2 2 de bu. Tamam. Şimdi lastik jant ayırma işlemi, yenilerini takma işlemi. Onları da burada hallediyoruz. Hemen şöyle X'e bastık. Jant hazır. X'e bastık yine. Lastik de hazır. Mouse'un sol kline basılı tuttuk. Yukarı kaldırdık. W'ye basılı tutup şöyle denk getiriyoruz. Tekrar W'ye basılı tuttuktan sonra hop lastik janta geçti. Bunların hepsini 4 lastik içinde uyguluyoruz yine. Evet. Okey. Şimdi aracımıza gelelim.
Birleştirme. Heh. Şuradan başlayalım abi. Şimdi öncelikle şu springleri takalım. Damperleri takalım. Fazladan söktüklerimiz var burada bizim. Tekrardan geriye takıyoruz bunları. Kaliperler. Lastiği de takalım. Evet. Hızlı yapıyor Allah'tan. Çok uğraştırmıyor. Bu da tamam. Bakalım burada başka söktüğümüz bir şey yok. Şimdi ön taraf tamam abi. Gelelim arkaya şöyle. Tamam. Hemen kaliper. Bak bunun diskerim üstlerini sökmedik. O yüzden daha kısa sürecek arkalar. Operasyon tamam. Şimdi tekrar bilgisayara geldik. Yine bir mail. Kabul ettik. Şimdi %50'si görevin tamamlandı. Şimdi Patrick Nessan Watcher. Şimdi Winch ve 3 tane de şey. Ne deniyor ona? Ağaca takmak için kanca şeyi istiyor bizden. Ama Winch alacağız tabii. Onları satın almamız gerekiyor. Onlar galiba şuradaydı. Heh. Şimdi bundan 3 tane evet, satın aldık. Winch'ler burada. Heh. Herhangi bir winch. Hepsi aynı. Sadece görüntü marka farkı. Farklı gibi. En baştakini alalım mesela. Şimdi kaçlık olduğu yazmıyor çünkü bak. Bu mesela 17.500 libre. Bu 15.500 libre. Bu 12.000 libre falan böyle. Ama hepsinin fiyatı da aynı. En baştakini alalım ya. Aldık. Şimdi Winch'i takmamızı istiyor bizden. Ön tarafa geliyoruz abi. Bunu buradan söktük. Buradan hop. Winch'imizi yerleştirdik. Buraya tekrar tamponu taktık. Go to get. Şimdi aracı bir indirelim aşağıya. Buraya geliyoruz. Haritalar var bu arada. Ancak şu level 7'de falan açılıyor. Yani tam sürümde bunlar gelecek. Forest bölümündeyiz. İlk baştakini bize veriyor. Aracımız bu. Her şeyimiz tamamlanmış. Şnorkeli yok sadece. Ama bize onu takmamızı söylemedi. Hemen şuraya 3 tane ağaç, işte kancası artık neyse onun adı. Strap diye geçiyor. Onu takmamızı istiyor. Choose diyoruz ve
Aracı teste çıkıyoruz abi. Offroad yapacağız şimdi. Evet, burada anlatıyor el freni nasıl çalışır vesaire filan. Şimdi aracımız şöyle gördüğünüz gibi. Yani dışarıda havadan mı kaynaklanıyor neyse, grafikler daha böyle kötü gözüküyor. Ama garajın içinde daha iyi gözüküyor grafikler. Şimdi B'ye basıyoruz. Motoru çalıştırdık. Mouse'un top tekerleğiyle, bakın benim arkamda görüyorsunuzdur. Şurada devri istediğimiz kadar ayarlıyoruz. Fazla, yani sonuna kadar açtığımız zaman motor ısınmaya başlıyor. Onu da bak altta görüyorsunuz. İşte yağ, motor, ne bileyim, diferansiyellerin şeyi, sıcaklığı, akü voltajı falan, bunların hepsine gösteriyor bizlere. CTRL tuşuna bir kere bastığımız zaman el frenini bırakıyor. W'nun üstündeki 1-2 tuşları, bakın sağ tarafa bakarsanız 4 çekeri alıyor. Diferansiyeli falan kilitliyor. Bunları da buradan halledebiliyorsunuz. Bildiğiniz WASD ile de gidiyorsunuz. Şimdi burada dumanlar var. O iki dumanın arasından geçiyorsunuz. O şekilde görevi yavaş yavaş tamamlamaya başlıyorsunuz. Çok fazla hızlı gidip sağa sola çarparsanız sizden para XP galiba kesiyor. Ne kadar düşük XP alırsanız o kadar level düşük olmaya başlıyor tabii. Köprü nasıl gıcırdıyor. Daha bak 4 çekere devreye sokmadım bile ama artık sokacağız gibi duruyor. Evet, diferansiyeli falan da tam 4 çekere alalım. Diferansiyeli de açalım. Diferansiyeli kapatalım. Devam. Diferansiyeli açalım. Devam. Hayda, saplandık mı? Vallahi saplandık. Use winch, get out of trouble. Şimdi winch'i nasıl kullanacağını ben bilmiyorum. Çözemedim onu. Bir ayarlara bakalım. Winch. Bir kere daha başıma geldi ama şey yapabiliyorsun. Aracı sıfırlayabiliyorsun hani. 100 dolar, 100 para karşılığında. O şekilde yapmıştım ama winch'in kullanımını bilmiyorum. Sprint. Sprint. Dur bakalım, winch'i bulalım. Winch. Winch, 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 winch. Araçtan inmek mi gerekiyor acaba winch için? Şimdi araçtan inme var. Ve araçtan aşağı inebiliyoruz. Aa, galiba evet abi. Ana, hakikaten öyleymiş. Ama 12 metre bu. Nereye takalım? Daha fazla gidemiyoruz zaten. Şuraya doğru oluyormuş. Ne oldu? He, önce bunu mu takacağız? Galiba önce bunu takıyoruz. Ondan sonra vinci bağlıyoruz abi. Evet, öyleymiş. Bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Geçtik arabamıza. Peki vinci nasıl çekiyoruz? Ha, F G. Yavaş 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 yeğenim, yavaş ha. Tamam, birazcık salalım şimdi. Toplayalım. Bunu alabiliyoruz herhalde diye düşünüyorum. Sonra H'ye basıp ha, okey. Oldu, tamam. Öğreneceğiz, öğreneceğiz, öğreneceğiz. Biz de öğreneceğiz inşallah. Şimdi diferansiyeli kapatalım.
Hayda oğlum, nasıl bir derinlik orası ya. Buradan şöyle geçelim. Heh. Tamam, düşüğü alacağım motoru da. Şuradan geçene kadar en azından. Heh. Oğlum ben buralarda hiç kalmadım ya. Video çekerken kalacağım tuttu. Dur diferansiyeli falan devreye sokalım. Bak motorun ısı falan artıyor aşağıda. Diferansiyelin ısısı artıyor. Vay arkadaş. Hakikaten vay arkadaş ya. Yine çekeceğiz aracı. Nasıl çekeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Buraya kadar vinç gelir mi? Bence gelmez. Yetmez onun metresi. Oğlum şurayı taksaydık. Buraya niye takmadık biz diye. Dur, neyden? Ha, H'den bıraktık. Şuna, ha, buna takmama izin vermiyormuş. Burası çok yakın değil mi ya? Dur bakayım bunun. Şuraya yetişir mi ki? Bir de buradan deneyelim. Buraya da yetmedi. Vay arkadaş. Mecbur şuraya takacağız ya. Yani ya şuraya ya şuraya, buraya takacağız yani. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Lan oğlum lan. Ne yaptın? Dur. Sal şunu be. Sal vinci. Hızlıca geriye çıkmaya çalışacağım. Çık artık. Çık artık. Vay arkadaş. Bir şey diyeyim mi? Ben bu kadar takıldığımı hatırlamıyorum ya. Şu vinci toplayalım. Şimdi şöyle de yapabiliyoruz. 4'e basıp sos yazıyor bakın. R'ye bastığımız zaman 100 fiyat karşılığında, 100 para karşılığında bizi buraya çıkarttı. Oğlum niye hareket etmiyor ya? Bildiğiniz gidemiyoruz, saplandık şu anda. Geriye çıkabilsem kaptırıp geleceğim biraz daha. Bildiğiniz hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Yok vallahi yok. Tamam yavrum, diferansiyel kilitli ya zaten. Yok, böyle kaldık abi. Mükemmel. Bir daha bir atsak. Yardım.
Oğlum geriye at, niye aynı yere atıp duruyorsun ya? Aynı yere atıp duruyor beni ya. Vay arkadaş, vay arkadaş. Winch diyor, hala bana winch diyor. Oğlum çıkamıyoruz winch'le, bak bir daha deneyelim. Olmuyor, olmuyor winch. Yani yakın ya, çok yakın yerlere takıyor. Yani şuralara tak, bunu taksak da bizim winch yetişmiyor. Kendimizi şuraya doğru çeksek nasıl olur? Şöyle. Burundan çeksin bizi. Olmaz mı? Şimdi Winch'i bir salalım. Sal Winch'i, sal 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 sal. Ha. Çek bir daha. Çek 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 çek. Sal beni abi. Offroad'un güzellikleri bunlar da. Şuradan dönmek. Allah. Lan araba gitti. Vay arkadaş, araba gitti. Demek ki bunlar da başımıza gelebiliyormuş abi. Bak, video dışında hiçbir problem yaşamadım. Videoda yine başımıza gelmeyen kalmadı. Ne oldu peki? Dur bakalım, bize ne diyecek? Good job dedi. Ya bir daha yaptıracak muhtemelen aynı şeyleri. Yeni bir iş daha falan verdi. Yo, yeni iş vermemiş. Ne istiyorsun dayı? Repair. Motor gitti. Arkadaşlar, aracın motor gitmiş. Motor motor. Motoru yemişiz. %0 motor. Görüyorsunuz değil mi bak? R6 4.5. %0'a düşmüş. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben size anlatayım olayı. O parkuru tamamlayabilseydik, daha sonraki bölümde göreceksiniz. O parkuru tamamladığımız zaman tekrardan bizi garaja atıyor. Çok uzun bir parkur değil zaten. Tekrardan bizi garaja atıyor. O garajda da burada repair, yani tamir edilecek bölümler varsa onları test ediyorsun. Aynı burada olduğu gibi. Şu anda mesela motor falan istiyor bizden. Çok büyük hasar verdik çünkü. Repair falan istiyor. Ufak tefek yapılacak şeyler varsa onları yapıyoruz. Aracı yıkıyoruz, teslim ediyoruz ve gidiyor araç. Olay bu. Şimdi bir sonraki bölümde onu yapacağız. Şu an zaten 30 dakika oldu. Tekrardan uğraşalım dediğim zaman bu video 1 saat 1,5 saati bulur. Uzun sürüyor çünkü, çok da kısa sürmüyor işler. O yüzden bugünlük bu kadar diyorum. Başınıza bunlar da gelebilir yani. Gelmez diye bir şey yok. Yani video dışında benim başıma gelmedi ama videoda geldi mesela başıma. Yapacak bir şey yok yani. Motoru yedik. Suya düştük yani zaten. Evet arkadaşlar. Oyun demo, ücretsiz. Steam'de bulabilirsiniz. Videonun yorumlarını da sabitlerim ben. Oradan da Steam sayfasına direkt gidip ücretsiz bir şekilde sizler de indirip demosunu, ilk iş demosunu oynayabilirsiniz. Uzun sürüyor ve kayıt sistemi de var söylediğim gibi. Dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. 2023'ün ikinci çeyreğindeyiz aslında ama. Yani yeni girdik ama ikinci çeyreğindeyiz sonuçta. 2023'ün ikinci çeyreğinde çıkacağı yazıyor. İnşallah bakalım. Çıksın, bizler de bekliyoruz. Yine Playway'in bir oyunu. Kar mekanik tarzında bir oyun. Aynısı sayılır da biraz daha işte offroad olayları. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğensiniz. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.